belki bilmiyorsunuzdur. Ben bir şarkıcıyım. Bu benim tarzım. Ben de arkadaşlarıma kendi şarkılarını yazmayı öğretmeye karar verdim. Sen şarkıcı olduğumu biliyordun değil mi? Sakın unutmayın öğrenciler, duygunun kalbinizden çıkması gerek. Duygunun çıkabileceği en mükemmel yer orasıdır. Etromik penta ölçüsünde uyakları olan mutlulukla ilgili birkaç satır karaladım şimdi. Evet, kalbindeki şarkı bu şekildeyse o zaman doğru olmalıdır muhtemelen. Ben de ödüllü polisiye dizisi Bango ve arkadaşının sözlü bir tema şarkısı olsaydı nasıl olurdu diye hayal ettim durdum. Bango, Bango ve de arkadaşı taşı. Bango ve de arkadaşı iki yakın polis sokak. Hatta birlikte çıkarlar tepeye iki polis. Ben sevdim Hank. Tom, senin sayfan boş kalmış. Sözleri olmayan bir şarkı mı yazıyorsun? Sanırım öyle görünüyor. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kafiyeli yazmak zorunda mıyım acaba? Ben bunu her zaman yaparım. Ne yaptığımı anladın mı? Yani evet mi? Şarkı yazmak sadece kafiyeyle alakalı değildir. Senin için önemli olan bir şey bulmaktır ve sesinle onu dışa vurmaktır. Tabii. Herhangi bir şey ya da birini her gün düşündüğün oluyor mu? Evet. Herhangi bir şey ya da biri seni mutlu ediyor mu? Bilirsin, odayı aydınlatan tamam. Biri ve nasıl hissettiğini söylemek istediğin. Evet. Ama nasıl söylemen gerektiğini bir türlü bulamadın. Şimdiye dek. Ben seviyorum en... Mango'yu! Mango! Ve arkadaşını. Evet. Şimdi anlamaya başladın. Konuşan Tom ve arkadaşları. Angela'nın söylediklerini dinledim. Gerçekten önem verdiğim bir şey hakkında yazmalıyım. Ve o şey Angela'ydı. Sanırım şarkım şeydi. Oldukça iyiydi. Ama eminim ki ona asla gösteremeyeceğim bir şarkı bu. Asla. Akılda kalıcı. Bunu sevebilir. Ama garip mi ki? Çünkü bunu sevmezdi. Ama acaba garipten çok akılda mı kalıcı? Sen kimin konuşuyorsun? Yoksa ben görünmezlik makinesi falan mı yaptım? Lütfen önce ben dinlemek istiyorum. Ginger, beni rahat bırakır mısın? Burada krizin ortasındayım. Ben de öyle. Ailem bana dünyanın en havalı ve müthiş hediyesini aldı. Ne olduğunu görmek ister misin? Hayır. Bir sihirbaz seti. Ama... Ünlü illüzyonist Jack tarafından yaratılmış. Hatta hep şöyle diyor: İllüzyon. Yoksa şunu mu duydum? İllüzyon. Yoksa şöyle miydi? İllüzyon. Size neler olduğunu anlatayım. Benim şovum. İlk numaram için bir parça kağıt gerekiyor. Ne? Hayır. Yo. Bunu kullanma lütfen. Nedenmiş? Yoksa utandırıcı bir şey mi var? Hayır, sadece bir liste işte. Sıkıcı şeyler biliyor musun? Kullanabilirsin. Hiç umurumda değil. Numaraların için kullan. Hiç utandırıcı değil bu. Bakın, normal sıkıcı bir parça kağıt ve hiç kimsenin umurunda değil. Şimdi bakın ne olacak? Yok oldu. Çok iyiydi. İyi numara. Ama nereye gitti peki? Merak ettim, ben soruyorum. Belki de bakman gereken yer altındadır. Ne? Tamam. İllüzyon. Ne düşünüyordum bilmiyorum. Bu sözlerin ortada dolaşması tehlikeli. Bu kağıdı yok etmem lazım. Yazdıklarımı hiç kimse okumamalı. Hey Tom, ne yapıyorsun orada? Hiçbir şey. Siz ne yapıyorsunuz? Burada sormamız gereken esas şey bu bence. Angela benim yazdığım sözleri şekillendirmeme yardım ediyor. Müzikal komedi şovu yapacağız. Şimdiye dek 8 tane şarkı yazdım ve hepsi 8 sayılarıyla ilgili. Tabii 9 sayısına kadar gelebilseydim daha iyi olurdu ama... Benim büyük fikrim bir sürü lazer koymak. Ve de ses makinesi. Gidip hemen garaja bir bakayım. Tom, sana şarkı yazmak için ilham olamadığıma çok üzüldüm. Çok iyisin. Sanırım ben müziği çok anlamıyorum. Neyse. Müzik benim için çok önemlidir. Eğer müziği anlayamıyorsan bu çok üzücü olur. Aslında biliyor musun, söylediklerimi unut. Çünkü ben bir şarkı yazdım. Sana göstermeden önce hepsini düzeltmek istiyordum ama hepsinin düzgün olması kimin umurunda? Belki de içinden okumalısın ve eğer sevmezsen bana hiçbir şey söyleme. Evet, bu illüzyon Jack sihir seti için alınmış bir fiş sadece. Ne? Nasıl yani? Ginger! Vay canına. Tamam. $5 indirim varmış. Evet, iyiydi. Ginger, kağıdımı nereye koydun? Sana söyleyemem. Set
Piyonist asla sırrını açığa çıkarmaz. Buna değecek bir şey söyleyebilirim. Hank'in Cadılar Bayramı'nda sakladığı şekerlerin hepsinin yerini biliyorum. Hepsi senin olabilir. Güzel olanlardan mı bahsediyorsun yoksa dibi çikolatalı olanlardan mı? Aa, çok üzgünüm. İllüzyonist kodu hayır diyor. Ayrıca canım şeker isterse elimin bir hareketiyle şak diye getirebilirim. Baksana. Sonra görüşürüz Tom. Olamaz. Sen bir an önce benim gizli şekerlerimi yemeği mi teklif ettin? Hayır. Yani... Evet. Ginger yazdığım şarkının sözlerini aldı ve bana geri vermiyor. Onların bir kopyasını almadın mı sen? Onu geri almalıyım. Ginger benim yazdıklarımı görmemeli asla. Vay canına, o değiş tokuş da seni gerçekten de yakalamış değil mi? Biliyorum, o şapşal set, bekle. Değiş tokuş da ne? Bilirsin, daha numara başlamadan önce sahte kağıdı senin altına koymuştu bile. Ne? Ben ergen illüzyonist yarışmasının iki kere birincisi olmuştum. Ama hayatımın bu kısmından bahsetmemeye çoktan yemin ettim. Tamam tamam konuşayım. Ben büyük illüzyonist Hank'tim ve yerel sihir kanalını ele geçirmeye hazır bir seviyedeydim. Dünya ellerimin altındaydı. Ancak bir gün sahne arkadaşım Jack tüm şovumu çaldı. Bir saniye, sen illüzyon Jack'ten mi bahsediyorsun? Tabii ki ondan bahsediyorum. Ancak artık tartışmanın manası yok. Geçmişi asla değiştiremeyiz. Eğer o adam şovunu çaldıysa sen bütün numaraları biliyorsun. O halde bana Ginger'ın öğrendiği bütün sihirleri öğretebilirsin. Ve ben de şarkımı sihirle kendime geri getiririm. Bilemiyorum Tom. Son öğrencim uluslararası bir süperstar oldu. Ve sevdiğim sihir dünyasından sonsuza kadar uzaklaşmama sebep oldu. Evet ama bu sefer söz konusu olan Tom. Haklısın. Vay canına. Bunu yapacağım. Evet. İşte. Hank. Yapma. Lan buraya gel, seni mahvedeceğim. Hayır, ben bu işte çok kötüyüm. Şarkımı asla geri alamayacağım. Hemen bu moddan çık öğrenci. Deneyebileceğim bir şey daha var. İşte bunu oku. Sihir setiyle gelen kullanma kılavuzu bu. İçinde bulmak istediğin sihri bulacaksın. Evet. Şimdi bu daha mantıklı geldi tabii. Merhaba Tom. Benimle bir kağıt için mi buluşmak istemiştin? Bunun gibi. Bir takas yapalım. Sen kağıdı bu kaseye koy, ben de şekeri diğerine koyayım. Sonra değişelim. Tıpkı bir sihirbazlık gibi. Bunu sevdim. Sihirli eller yine kazandı. Şeker için teşekkür ederim şapşal. İşte illüzyon. Bana sihir yapabildiğini söylememiştin. Hile yapıyorsun Tom. Aslında sen demiştin ki bir illüzyonist sırrını asla açıklamamalıdır değil mi? Sen sözlerimi kafana göre değiştiriyorsun. Abrakadabra. Bu kağıt neden bu kadar önemli ki zaten? Gerçekten de utandırıcı bir şey olmalı. Benim. Frizo imprizo. Bunu nasıl yaptın sen? Hemen onu geri ver ve senden yüce bir illüzyonist tarafından yenildiğini kabul et. Tamam. Mola ver. Gerçekten sihir yapabildiğini bana söylememiştin. Teşekkür ederim. Hadi ama Ginger, tabii ki yapamıyorum. Ama ben gerçek teknoloji yapabilirim ve gerçekten ileri düzeyde bir teknoloji kullanabiliyorsan sihir yapıyormuşsun gibi olabilir. Bu haksızlık. Biliyor musun, önce senden daha iyi sihir yapabilmeye çalıştım ama sonra Hank bana çok güzel bir tüyo verdi ve bu senin setinde yazıyordu ve diyor ki izninizle tüm iyi illüzyonistlerin bir asistanı olmalı. Ben Tom'un asistanı mıyım? Tabii ki hayır ama matematik müzikalim için lazerlerimi test etmem gerekiyordu ve neden olmasın? Sence o lazerler nasıl görünüyordu Angela? Angela mı? Bayağı fütüristikti. Hey Tom, üzerinde çalıştığın şarkı o mu? Dur bakayım. Belki de onu herkesin içinde okumamalısın. Neden ki? Müzik yapmanın en güzel özelliği herkesin sana bakması. Tom, bu çok iyi. Arkadaşların hakkında şarkı yazmışsın. Şaşırtıcı olduğunun farkındayım ama bekle, ne? Arkadaşlarım hakkında mıymış? Tabii ki. Şöyle demeni seviyorum. Sen benim arkadaşımsın. Birlikte olduğumuz zaman beni gülümsetiyorsun. Beraber olan arkadaşlar gibi adeta.
Aslında kafiyeyi çok iyi yapmamışsın ama yine de ilk deneme için iyi. Bunu okuduktan sonra sen ve Ben'in çok iyi dost olduğunu anlayabiliyorum. Evet, tabii. Ben de şarkıyı bu yüzden yazdım zaten. Tüm bunlar Ben'e yazdığın şarkı yüzünden miydi? Bunu bana neden söylemedin? Sana zaten geri verirdim. Ama sandım ki, yani bunu denedim. Tamam. Çok duygulandım. Kimse benim için şarkı yazmamıştı. Buraya gel dostum. Sana arkadaşça bir sarılayım güzelce. Hayır, sorun değil. Bu gerçekten gerekli değil. Yapma, yapma. Ben de bunu yapmayı hiç istemiyordum ama sen bunu hak ettin dostum. Arkadaş sarılması. Aferin size İmprizo.